Bizler de hep iyiyiz hamdolsun. Teşekkürler. Sizler bize dua ettikçe biz daha iyi oluyoruz. Azap bela vermesin. Amin. Sizler de hep iyisiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Bizler de sizleri dinliyoruz. Evlerimizi geziyoruz. Hanımları dinlemek farklı oluyor. Çünkü onlar farklı gözle bakabiliyorlar. Ayrıntıyı görebiliyorlar. Sizleri dinliyoruz. Sizlerin talep ve isteklerine göre bir yol haritası çiziliyor. Öncelik sırasına göre programlanıyor, size tekrar dönüşler yapılıyor. Hoca Sinan Belediyesi'nin hanımlarımıza özel başlatmış olduğu bir proje. Bazen oturmalar günler oluyor, onlara da oluyor. Veyahut da kendileri, komşuları falan toplanıyorlar, bizi çağırıyorlar. Biz gidiyoruz, belediyemize çalışmalarını anlatıyoruz, yeni dönem projelerini anlatıyoruz. Daha istediğiniz bir şey var mı? Veyahut da beklentileriniz? Bu hizmet devam etsin. Biz bundan memnunuz dediğiniz noktalar varsa, biz onların hepsini arkadaşlarımız not alıyor, onları başkan beye, ilgili birimlere iletiyoruz. Allah kolaylık. Gözaydın ziyaretlerimiz, yaşlı ziyaretlerimiz, sosyal belediyecilik anlamında Koca Sinan Belediyesi olarak hepsini sizlerle birlikte yapmaktan biz çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sağ olun ya Allah'ım, Allah ömür versin. Amin. Allah pişmanlık vermesin. Amin. Allah sonumuzu, ömrümüzü ebedi hayır getirsin. Allah razı olsun. Hep güzel de karşılanıyoruz, çok şükür. Sadece her çağrılan, her davet edilen yere gidiyoruz. Gönül coğrafyamızı genişletiyoruz. Gönül birlikteliğimizi diyoruz, gönül köprülerimizi daha da sağlamıştırıyoruz inşallah. Yaşın kaç? Ay, altını çıktı. Maşallah, nasıl gitti? Doğuştan mıydı? Evet, erken doğdum. Evet, babası getirmiş. Babası babası getirdi, o yüzden çıkarmıyor. Babaya çok düşkün. Ali saati seviyor musun? Seviyorum. Ali? Hayvanları çok seviyor. Öyle mi? Yani köpek hastası çok seviyor. 4 yılda çok şükür, elinden geldiğince gece gündüz demeden memleketim için. Şu an vazifeli bulunduğum ilçem için elimden ne gelebilir diye gece gündüz demeden çalışıyor. Biz de onlara destek oluyoruz, ekip arkadaşlarıyla, ailesi olarak. Çünkü memlekete taş taş üstüne koyan herkesten Allah razı olsun diyoruz. Ama öncelikli olarak Koca Sinan için daha yeşil. Çünkü çocuklarımız için daha yeşil ve engelli ailelerimiz için. Bizim de öyle engelli bir evladımız olduğu için özel park yapacaklar, havuz yapacaklar. Çünkü bazı engelliler eğitimle aşılabiliyor. Size destek olmak için öyle bir parkımız açılacak inşallah yeni dönem projelerinde. Şu an biz bugün sizdeyiz diye sizlere geliyoruz. Ahmet Başkan'ın 4 yıldır yapmış olduğu hizmetleri ve önümüzdeki yapacağı 5 yıldaki projelerinin ne olduğunu, hedeflerinin ne olduğunu size anlatıyoruz. Her şeyden önce yeşillik diyoruz. Daha sosyal diyoruz. Daha yaşanabilir, konforlu bir Koca Sinan. Şükür çalışmalarımız da devam ediyor.